sevgili Güneydoğu News.com okuyucuları. Güneydoğu News'in röportaj serisinde bugünkü konuğumuz Spor Toto 2.lik Kırmızı Grup'ta Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Avukat Metin Kılavuz'la beraberiz. Sayın Kılavuz'la bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü konuşacağız. Merak ettiklerinizi, taraftarların merak ettiklerini, Büyükşehir Belediyespor'un spora bakış açısını geniş bir değerlendireceğiz. Ayrıca ilimizde yapılacak 4. spor konferansıyla ilgili de sorularımız Sayın Kılavuz'a olacak. Ben hemen sözü Sayın Kılavuz'a bırakmak istiyorum. Sayın Kılavuz, öncelikle bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Güneydoğu News olarak ilimizdeki spor adamlarıyla, çeşitli dernek başkanlarıyla, konuklarımızla her hafta birini ağırlayıp okuyucularımızla buluşuyoruz. Bu haftaki şeyimiz de spordan olsun dedik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor başarılı bir grafik gösteriyor. Bunun sonucunda ilk yarıyı da playoff puanlama sıralamasında playoff'un içinde bitirdi. Ve başarılı olarak kentimizi başarıyla kendi liginde temsil ediyor. Biz de bununla ilgili kulüp başkanı olarak da sayın sizlere Metin Kılavuz'da bir röportaj gerçekleştirmek istedik. Öncelikle biz sizi çok iyi tanıyoruz. Ama okuyucularımız belki sizin aklınızda pek fazla bilgileri olmayabilir. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Metin Kılavuz kimdir? Biraz kısaca bir tanıyalım. Ben öncelikle Güneydoğu News'e teşekkür ediyorum. Yani hayatında da başarılar diliyorum. Yakından takip ettiğim bir haber sitesi. Yani haber etiğine değer veren bir site. Yani çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Diyarbakır'ı 1970'te Diyarbakır'da doğdum. Eski Diyarbakır Sur denilen bölgede büyüdüm. Çocukluğum hep orada geçti, Sur şehirlerinde. Anzele. İlkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi de ben Diyarbakır'da okudum. Üniversiteyi de Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne okudum. 1996 yılından itibaren hem serbest avukatlık hem de o dönemden itibaren başta iade olmak üzere iki dönem ben İnsan Hakları Derneği'nde görev yaptım. O dönemde de bölgemizdeki yaşanan ciddi hak ihlallerini, iç hukuk mekanizmaları kapalı olduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdük ve birçok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi duruşmalarında yer aldı. 2002'den sonra DEHA, o dönemin siyasi partisinde parti meclisi üyeliği yaptım. 2 yıla yakın görevden sonra da 2004'ten itibaren de genel yönetim süreçleri içerisinde bulundum günümüze kadar. Kulüp başkanlığı görevim de 2009 Kasım ayındaki kongreyle birlikte başladı. Bir dönem ara vermek durumunda kaldım. 2010-11 sezonu arasında, pardon 11-12 sezonunda o dönem diğer arkadaşlarımız görev yürütmüştü. O günden beri de bu faaliyetler içerisinde bulunan bir arkadaşımızım. Ayrıca Kent Konseyi Yerel Yönetim bir Genel Sekreterliği'ni yürütmekteyim. Diyarbakır'ı tanımlarken inanın birçok imkanlar olmasına rağmen yaşantımızda, belki daha üst ölçekli yaşam standartlarını ifade eden imkanlar olmasına rağmen hep Diyarbakır'ı tercih ettim. Ben bu kente aşığım. Eşime de söylüyorum, en büyük aşkım Diyarbakır'dır. Gerçekten de 8000 yıl yaşamın kesintisiz devam ettiği bir kentte olmak, bu kentin halkının bir evladı olmak, onlara hizmet etmek onurdur diyorum. Ve şunu ifade ediyoruz, inanın ne yaparsak yapalım, bu halka, kentimize yaptıklarımız ne olursa olsun borçlu geleceğiz. Belki de yazılmasa bile mezarımıza borçlu yazılacaktır. Bu halka, bu kentte ne yapılırsa da azdır diyebiliriz. Kısacası Metin Kılavuz hakkında bunları ifade edebilirim. Peki, birçok kuruluşta siz de belirttiniz idarecilik yerimiz var. Sporda idarecilik nasıl sizce? Bir kulüp başkanı olmak nasıl bakıyorsunuz? 90'lı yıllarda inanın yaptığımız işler çok tehlikeliydi. Yani özellikle devletin hak ihlallerini araştırmak, onları takip etmek, onları kamuoyuyla paylaştırmak. Belki kendi yaşantımda 3-4 tane suikastten de kurtulmuşum yani. Ölüm tehdidi altında çünkü yapıyorum bu işleri. İnanın çok zor dönemlerdi. Sporda, yani o dönemlerle şimdi kıyaslıyorum, sporda daha çok zor oluyor. Spor alanı gerçekten hem anlayışım oturmadı, hem Türkiye'de ve kentimizde.
bir alan olması, sıkıntıların büyük olması nedeniyle ben sporda zorlandım diyebilirim. Yani. Çalışmalarda zorlandım, daha zordu. Şimdi Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor daha önceden isim değişikliği yaparak Disk Spor'la Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor olarak ismini değiştirmişti. Şimdi sezon başında da bildiğiniz üzere Diyarbakır Spor'un kötü gitmesinden dolayı yani tabiri caizse kongreleşen sorunlar Diyarbakır Spor'u bir çöküşe getirdi ve bunda da yönetimsel hataların sonucunda Diyarbakır Spor trajik bir şekilde 4 sezon üstte küme düşüp en sonunda Bal Ligi'ne kadar düşüp şimdi de bir fes olma sürecine kadar da gitti. Sezon başında birçok taraftarımızın spor kamuoyunu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un da şampiyon olmasından dolayı 3. ligde, 2. ligde hem ismini hem de renklerini değiştirip Diyarbakır Spor'un misyonunu devam ettirmesi yönünde Büyükşehir Belediyespor'un bazı istekleri dillendirildi spor kamuoyunda. Siz de sezon başında yaptığınız kongrede tüzük değişikliğiyle isminizi değiştirdiniz. Renkler, isim değişmekle renkler yeşil kırmızı olarak değiştirildi. Buna nasıl bakıyorsunuz Sayın Başkanım? Sizce Büyükşehir Belediyespor, Diyarbakırspor misyonunu devam ettirme yönünde sezona başlarken kamuoyunun istediği hedefe yakalayabildi mi? Veya sizin düşünceniz neydi? Bu kamuoyunda oluşan düşünce sizce ne kadar doğruydu? Ben teşekkür ederim. Aslında bu soru halen daha tartışılan bir konu kentte spor kamuoyunda. Bu cevap olmalı da verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Yani Diyarbakır Spor olayına baktığımız zaman bu çok farklı noktalarda da tartışılır ama belki birkaç şey ifade etmek gerekiyor. Öncelikle oraya bakmak gerekiyor. Birincisi şu, mevcut Diyarbakır Spor, hani amatörlüğe giden ve şu an kapanma noktasında olan, feshedilme noktasında yüzde kalan süreç bir sonuçtu. En bilimsel, en basit bilimsel tespitlerde bile neden sonuç ilişkisine bakmak lazım. Yani bu sonuca iten nedenler nelerdir? Bugün bunları söylersek, yani daha sonraki süreçlerde doğru işi yapma perspektifi belirleme açısından önemli. Yoksa bilmiş bir süreç olarak değerlendirilebilir, yani ne anlamı var şu an konuşuyoruz. Hayır, bundan sonra yapılacak işler noktasında en azından yapılan yanlışları görme boyutu önemli diye düşünüyoruz. Ve Diyarbakır Spor 1968 yılında kurulmuş. Yani o dönemki fotoğraflara baktığımız zaman, maçlara gelenlere baktığımız zaman tam bir kent kültürünü yansıtan kentin takımı boyutuyla gönüllülük temelinde. Sizin de iyi bir Diyarbakır Spor olduğunuzu biliyorum. Evet. Yani kentin kendi doğal süreçleriyle kurduğu bir takım. Aynı zamanda da ben her platformdan söylüyorum, her ne kadar kapansa bile, feshedilmiş olsa bile ben bir Diyarbakır Spor taraftarıyım. Yani burada hiçbir sıkıntı yok. 1980'li yıllara gelindiği zaman Diyarbakır kenti tanımlanırken şöyle bir algı da var. Diyarbakır kenti politik bir kenttir. Kabul etsek de etmesek de. Bugün birçok kurumumuzun önemli olması, örneğin bir Diyarbakır barosunu aldığımız zaman baro önemli kılan elbette ki faaliyetleridir, hizmetleridir ama yani dış ortamlarda Diyarbakır'dır. Önündeki Diyarbakır ismidir. Bugün Diyarbakır Tabipler Odası, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yani Diyarbakır'ın önünde olduğu her şey değerli ve anlamlıdır. Bu da binlerce yıldır bir kültür kimliği temsil ediyor. O nedenle de hani Diyarbakır Spor denildiği zaman sadece Diyarbakır'a ait bir takım olarak da algılanmalı. Hatırlarsa Bursa Spor maçıyla ilgili sıkıntılarda biz kulüp başkanı olarak ben Diyarbakır Spor'u ziyaret edenlerden biriydim en başta. Orada bir açıklama yapmıştık yani kendi ağzımda da. Diyarbakır Spor, Bingöl Şerefettin Yaylası'ndaki Belibon'dan Zav'daki fırın işçisine kadar, işte sürgüne uğramış diasporada yaşayan Kürt sürgünlere kadar, halkların kardeşliğine inanan tüm etnisyelerin ortak tuttuğu bir takımdır. Yani bu yönüyle de baktığınız zaman kent potansiyeli açısından belki de dört büyüklerden bile sınır ötesi anlamda da baktığınız zaman büyük bir potansiyelin de üstünde oturan bir takımdır. 80'li yıllara gelindiği zaman Diyarbakır kenti hep birlikte yaşadık. Cezaevine yaşadık. Olayları hatırlıyoruz. Halen daha hafızamız tazedir. Diyarbakır gençliğini bölgesel bazda, Diyarbakır öznelinde tüm bölgeyi biz apolitik bir gençlik nasıl yaratabiliriz şeklinde maalesef müdahaleler oldu. Yani bu
ta 1997 yılında milli güvenlik siyaset belgelerine girmesi. İşte paşaların müdahale ettiği, valilerin üyelerini belirlediği, yönetimini belirlediği, evet, evet, başkanlığı belirlediği. Kongre üyelerinin şeyleri belirlediği. Kesinlikle ve kesinlikle şunu ayrıştırıyorum. O dönemler içerisinde çok değerli arkadaşlarımız olmuştur. Kent aşkıyla, işte takımın aşkıyla bir şeyler yapmak için. Fakat maalesef gelenlerin birçoğu onu titre olarak kullanmıştır. Yani ben buradan ne elde edebilirim tırnak içerisinde? Kötü yönetim, kötü yaklaşımlar sonucunda da bahsettiğimiz sonuçla karşılaştık. Bu tabii bunu değerlendirmek gerekiyor. Yani yanlışı nerede yaptığı, doğruyu bulmak için yanlışın nerede olduğunu tespit edebilir. Sezon başından önceki yıllarda da bu tür tartışmalar oldu kentte. Biz yapı olarak halkımızın talep ettiği, halkın içerisinden gelen insanlarız. Hem kurumsal olarak hem kişi olarak. Halkın talepleri bizim de taleplerimizdir. Yatsıyamayız. O dönem biz gelen talepleri spor meclisinde tartıştık. Yani bunu ne yapabiliriz? İnanın spor meclisinde bile bu konuda tam bir fikir birliğine ulaşılmadı. Yani kimler dedi ki Ahmet Spor olsun, kimisi dedi Diyarbakır Spor. İsim değişikliği. Evet, yani Diyarbakır Spor üzerinden oluşan o kötü algıyı kırmak için belki isim değişikliğinde doğru olacağını söyledi. Kimleri dedi ya ayıptır yeter artık Diyarbakır'ı karpuzla tanımaktan vazgeçelim. Yani amblemin mesela. Amblem konusunda. Biz bütün bunları değerlendirerek Diyarbakır Spor'un misyonuna sahip çıkmak bize göre sadece isim düzeyinde değildir. Yeni yüzyılda yeni bir spor anlayışıyla başta kentimizde ülke ve uluslararası boyutta taşıyabileceğimiz bir anlayışla ortaya çıkmanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Nedir bu anlayış? Bugün sporu tartıştığımız zaman, spor dendiği zaman akla önce futbol geliyor. Futbol gelmesinin de temelinde yatan dünya ticaretinin %10'unu futbol oluşturuyor. Endüstri haline geldi. Endüstri haline geldi. Maalesef kapitalist modernin tam hayatın her alanına olan müdahalesi spor alanında da olmuştur. Kişileri metalaştıran, işte bu yaşanan emek süreçlerini ticarileştiren bir düzlem üzerinde gidiyor. Biz bu gerçekliği reddetmiyoruz. Elbette ki somuttur, gerçektir. Fakat spor deyince sadece futbol algısının doğru olmadığını düşünüyoruz. Yine spor denince spor tanımıyla biz başlıyoruz. Önce doğru bir tanım. Spor bize göre dili, dini, etnik kökeni farklı grupları bir araya getiren ve evrensel barışa hizmet sunan etkinlikler bütünüdür diyoruz. Bu minvalde hareket ediyoruz. Yine bu bakış açısında bize göre spor demek, spor denince akla erkek geliyor. Sanki erkeklerin yaptığı bir alanmış gibi bir algı var. Bu da yine sistemin yarattığı bir sonuçtur. Çünkü sistemin kendisi erkek egemen anlayışlı bir sistemdir. Devlet olgusu da, sistem olgusu da erkektir, erkekçedir. Yine biz şu paradigmaya sahibiz. Yani diyoruz ki toplumun kurtuluşu, toplumun yarısı olan kadının kurtuluşuyla mümkündür. Kadın özgürleşmeden bir toplumun özgürleşmesi, ilerlemesi mümkün değil. Bize göre spor aynı zamanda kadının aktif katılımıdır. Böyle olmalıdır. Yine herkese Türkiye'de %10'lara varan, bizim bölgemizde de sayının %20'ye yakın olduğunu bildiğimiz engelli nüfusun. Bize göre spor aynı zamanda engellilerin de toplum içerisinde kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri bir alan olarak aktif katılmaları demektir. Onun önüne çağırmaktır. Doğru anlayış buralarda geliyor. Buna eğer bu anlayışa isimsel düzeyde Diyarbakır Spor ismi sahip çıkacaksa Diyarbakır Spor, Ahmet Spor ismi sahip çıkacaksa Ahmet Spor. Aslında bize göre de beklenti budur aslında. Yani tartışmayı şekillikten çıkartıp içerik kazandırma. Bunlar da yetmiyor. Bir kurumun olmazsa olmazı kurumsal yeterlilik inşasıdır. Kurumsal yeterlilik inşası ne ifade eder? Bir kere yazılı beyanları, hükümlerinin sağlıklı olması lazım. Söz uçar, yazı kalır. Kurumsal bir işleyişinin olması gerekir. Kişiye bağlı olmayan, demokratik bir şekilde işleyen, sorunlarını kolektif akılla çözebilen, üretebilen bir yönetim profili. Hangi kurum olursa olsun. Tabii ki tabandan da sağlıklı ilişkilere. Birisi budur. İkincisi, hangi işi yaparsanız yapın, öz gücüne dayanmayan, ekonomik yapısı olmayan bir yapının sürdürülebilir olması mümkün değildir. İkincisi, kulübün
kendi ekonomik öz kaynaklarını yaratması gerekir. Biz hep şikayet etmiyoruz. Parayı çok veren iyi yönetici olmadığını gördük mi? Bu elbette ki bu iş adamlarımıza sermaye kesmene kapalı bir anlamda değildir. Gönüllü bağışlar olmasına kimse karşı değil. Ama parayla iyi yöneticilik olmadığını en iyi gördüğümüz Diyarbakır örneğidir. Aslında orada birçok örnekler var. Sezon başladı, tartışmalar çok derinleşti. Kongrede biz sözümüzü de verdik. Halkın talebi doğrultusunda ne olursa biz arkasındayız dedik. Bu tartışmaların uzağında durmadık. Şöyle bir sıkıntı vardı. Ortada bir tüzel kişilik temsil eden kimse yok. Evet, yok. Bir tüzel kişilik var. Ama onu temsil eden yok, kimse yok. Doğru. Kavima kalmış. Yani ben hukukçu olduğum için de biliyorsunuz, söylüyorum bu süreçleri. Ya muhatabımız yok birincisi. İkincisi, tüzel kişiliği sonlandırma benim muhtemde ya da yönetimin ortasında olan bir şey değil. Bu ahlaki, etik ve yasal da değildir. Sonra kaybdan sonra bir oluşum oluştu. Biz kendilerine de görüştük. Hatta ben en son kupalar ve diğer şeyler haciz edilmesin diye kendilerine rica ettim. Onlara bir yer vermek için. Basın bunu şey olarak işledi. İşte en son darbe de bizden aynı arkadaşlar. Biz öyle darbeci marbeci değiliz. Biz darbeci genelde de karşı olan insanlarız. Ve bu konuda da bedel ödemişiz. Hala bu ödemeye devam ediyoruz. Yani orada şuydu, kişisel bazı şeyler toplumsallaştırmak istendi. Hani, çünkü bunun altyapısı da var. Diyarbakır Spor herkesin göz bebeğidir. Herkesin üzerinde titrediği bir konudur. Değerler ölmez. Bunu ifade edebilirim. Yani hiçbir zaman bir yaratılan değer ölmez. Birileri gelir o değerleri daha iyi ortaya götürür. Daha iyi temsil eder. Mesele budur. Yani o konuda biz isim değişikliği hem yasal hem diğer boyutlarda uygun zemini yakalayamadığımız için. Hatta ben federasyondan görüş aldım. İlk defa buradan açıklıyorum. O dönem Futbol Federasyonu'nun hukuk biriminden görüş aldım. Dedi ki Türkiye Federasyonu'nda sorun olmazsa bile ileride Avrupa liglerinde falan bir kulübün devamı niteliğinde olursanız, evet, ve bu kulüpte borçluysa, ki borçlu, borçlu, ileriki süreçlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. İlaki, bunun garantisi yok. Bir yıl aşamazsanız üçüncü yılda yaşayabilirsiniz. Biz de bir kurumsal yapıyı getirip sıkıntılı bir sürece sokamazdık. Biz yüreğimizde taşıyoruz. Anlayışımızla taşıyoruz. Ben onu söyleyeyim size. Belki isminiz Diyarbakır Spor değil ama Kartuz yok belki logomuzda. Ama biz anlayış bazında hem faaliyetlerimizde hem pratiğimizde hem emek süreçlerinde Diyarbakır Spor'u en iyi temsil eden kulüp olduğumuzu düşünüyoruz. Bunu da şu anda tartışmamak gerekir kentte. Şu an yeni Diyarbakır Spor denilen, orada da arkadaşlar çalışıyorlar. Emektir çünkü bu niyetinde. Bu kente emek katıyorlar, değer katıyorlar. İşte maalesef bizi onlarla da böyle bir karşı karşıya getirme durumları var. İşte onların maçına şu kadar taraftar gitti, bizimkine bu kadar geldi. Biz sayılarla yapmıyoruz işleri. Yani onlar şu an Diyarbakır Spor ismini kullanıyor yasal olarak. Evet. Ama şu an yeni Diyarbakır. Bu kente değer katan kim olursa, şahıs bazında, kurum bazında bizim değerimizdir. Yeni Diyarbakır sürecine de, Diyarbakır sürecine de böyle bakıyoruz. Bilakis biz hani burada bahsederek konuşmak doğru değil. Her düzeyde de biz bu arkadaşlara katkı sunuyoruz. Bunun da kamuoyu tarafından böyle bilmesi lazım. Yeni bir anlayışla, yeni bir perspektifle, örneğin sporda bir olmazsa olmaz kurumsal yeterlikte spor alanında tesistir. Evet. Biz 2010 yılında 7 bin lira kasamıza para verdik. Bu projeyi gerçekleştirdiğim zaman yönetimden bazı arkadaşlar bile hayaldir dedi. Yani başkan, kasada 7 bin lira para var, siz kalmışsınız. İnanmakla başlıyor her şey. Her şey inanmakla başlar. İnandık. 2 milyona yakın kaba inşaata bir tesisimiz, 350 bin lira sadece işçi parasıyla kentte imece usulüyle örnektir. Bunları tartışalım. Bunlar doğru örneklerdir. Doğru örnekleri tartışarak çoğaltalım. İmece usulüyle kimseden de para almadık. Para tartışmalarını asla demeyiz. Beton, demir, çimentoyla biz kaba inşaatı bitirdik. Belediyemizde yüve ettik. Büyükşehir belediyemizde. Büyükşehir'imiz ne durumda şu an? Bitmek üzere. Bir iki ay kadar orası bitiyor. Diyarbakır Spor Kamuoyu'nun hizmetini açıyor. Yani orada kimlerle faydalanacak? Bu kentli faydalanacak. Bu kentin ülkesiz. Kesinlikle sadece Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Belki onun organizasyonu oluşturacak. Ama
nihayetinde kentte seçilmişler. Yani bizler bu süreci böyle tanımlıyoruz. Diyarbakır Spor'dan kendimizi, kendi faaliyetlerimize bakış açısı. Yani birçok ilki gerçekleştirdik arkadaşlar. Yani dışarıda inanın konuşulduğumuz kadar içeride konuşulmuyoruz. Yani çok böyle üzerinde konuşulmasını seven arkadaşlarımız da değiliz. Yani fakat bir spor konferansları düzenledik mesela. Türkiye'de ilkti. Ona geleceğim, ona ayıracağım. Evet, yani başlayalım. Bu şekilde bakıyoruz, bu şekilde değerlendiriyoruz. Benim hayalim de şudur, hani Diyarbakır Spor üzerinde. Bugün kente gidip anket yapılsa, bu kentin %80'inden bu kentin ismi ne olmalıdır sorusuna verilecek cevap Ahmet'tir diye düşünüyorum. Başarabilirsek, ileriki dönemde takımımızın adını Ahmet Spor olarak değiştirmeyi düşünüyoruz. Evet. Ama onun koşullarının olgunlaşmasını bekliyoruz. Yani şey, süreçte mi olacak? Yani önümüzdeki sezon için düşünüyoruz. Yani böyle bir değerlendirmemiz var. Yani logosuna tutun ismine kadar bu kentin değerlerine, halkın değerlerine ve pratiğiyle de aynı zamanda faaliyet yürütmeye çalışıyoruz. İnan gönüllü yapıyoruz bunu. Bunu bir karşılık beklemeden yapıyoruz. Eksikliklerimiz olmuyor. Muhakkak olur insanız. Fakat anlayışımızda hep bir şeydir. Kolektif, ortak, bileşenlerle birlikte yapmak. Yani tekçil bir anlayış yok bizde. Bu şekilde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Diyebilirim. Teşekkür ederim. Şimdi biraz önce şeyden bahsettiniz. Diyarbakır Spor'un halinden sordum. Onun üzerine yorum yaptınız. Şimdi Diyarbakır Spor Ayşe'de var şu an. Diyarbakır Spor'dan sonra geçen yıl liginde şampiyon olup bu yıl da Diyarbakır Spor'un misyonunu yüklenen, devam ettiren ve kanunca da yani kurumsal bir kimlik kazandırma yaptığını ve çalışan Diyarbakır Spor Ayşe'de var. İnanın yani dışarıda belki yani insanlar şey yapabilir, bir şeyin maçına şu kadar seyirci gidiyor, Diyarbakırspor Ayşe'nin maçına bu kadar seyirci geliyor. Bunlar kısır çekişmelerden ibaret olan söylemlerdir. Ben bunun üzerine hiç durmuyorum. Çünkü o Diyarbakırspor Ayşe yöneticilerinin de inanın Büyükşehir Belediyespor'u sahiplendiğini çok iyi biliyorum. Yani söylemleri de o şekilde, sizin de inanın şekilde. Diyarbakır'da iki tane profesyonel takımımız var. Diyarbakırspor çöküş yaşadı. Yıllarca kötü yönetimsel şeylerin trajik olarak dibe vurdu diyelim. Şu an iki tane güzide kulübümüz var. İnanın Diyarbakır'daki spor kamuoyunun bu iki tane güzide kulübe sahip çıkması Diyarbakır'ı taşlandıracaktır spor anlamında. Ben böyle düşünüyorum. Yöneticilerimiz de böyle, iki kulüp yöneticisinin de böyle düşündüklerini çok eminim yani bildiğim için. Bu konuda da sizin söylemleriniz için de teşekkür ediyorum. En azından insanlarımız biraz aydınlanmış olsun açıklamalarımızla. Bu merak edilen bir soruydu. Onun için sordum ben size. Şimdi başkanım, Büyükşehir Belediyespor Kulübü sadece futbol takımından ibaret değil. Yani bünyenizde gençlerin spor yaptığı çeşitli dallarda mücadele ediyorsunuz. Basketbol, voleybol, badminton. Yani çeşitli branşlarda benim bildiğim Büyükşehir Belediyespor Kulübü kıt imkanlarla ve 2B'de bir takımı olan takımıyla bunlara da pay ayırarak mücadele ediyor liglerde. Biraz Büyükşehir Belediyespor'un kaç branşta mücadele ediyor, kulüp yapısı nasıldır? Bundan bize biraz söz edebilir misiniz? Teşekkür ederim. Tabii bu sorular da bizim açımızdan önemli. Diyarbakır Spor, Büyükşehir Belediyespor kadın, erkek voleybol, erkek basketbol, golbol, görme engelliler, tekvando, bridge, halk oyunları, yine bu son dönemlerde break turnuvalarını tekrardan tarihle buluşturmamız geçen yıl başlamıştı. Faaliyetler oldu. Yine akademi ligindeyiz. Evet, evet. 15, 16, 12, 18 evet. Akademi ligindeyiz. Kadın futbol takımı. Bunun çok ilginç bir hikayesi var. 2010 yılında Filiz Hoca'ya ben çok teşekkür ediyorum Filiz Hatta'nın. Antrenörümüz. Antrenörümüze. Çünkü kendisini gerçekten çok ciddi etmeye başladı bu süreçlerde. Demek olan her şey kutsaldır. 7 kişiyle başladı. Hatta çok şeyler de aldık. Yani sizin başka işiniz mi? Kadının futbolda ne işi var? Kadın futbolda olur mu? Bugün işte Zelal Batural. Milli takım. Evet. Yani Zelal'ın şöyle bir hikayesi var. Biliyorsunuz 30 yıllık çatışmalı ortamda kent çok büyük yaralar var. Köyü boşaltan insanların ilk durak yeri burası. Evet, evet. 10 yıllık bir süreçte nüfusu %300 arttı. Zelal kardeşimiz de, arkadaşımız da köy yakılan bir ailenin çocuğuydu. Varoşlara gelip hani kentle zor koşullarda yaşayan belki de binlerce ailemizden birisidir. Öylesi bir ailenin
mensubunun bizim toplumla kazandırmamız ve toplumda daha iyi yerlere getirmiş olmamız da bizim için ayrı bir sevindirici yanıdır. Halk oyunlarında ciddi etkinliklerimiz var. Yine bununla da sınırlı kalmıyoruz. Biz sporu sadece bireysel olarak değerlendirmiyoruz. Başarılı toplumların tarihçesine baktığımız zaman bu toplumların sanata ve spora olan yakınlıkları direkt başarılarını etkiliyor. Bugün kentimiz açısından baktığımız zaman insanlar köylerinde zorunlu göçe tabi tutulmadan önce kendi doğal günlük yaşantılarında spor yapıyorlardı. Kentin varoşlarına gelip hani istemi dışındaki bir şeyle de karşılaşınca beton yığınları arasında böylesi bir imkanları bulamıyorlar. Biz yaz aylarında kentin büyük parklarında kendi hocalarımızın nezaretinde sporun bir toplumsal davranış biçimi haline getirmeyi önemsediğimiz için sabah sporları yaptırıyoruz. Herkesin denizi. İşte tenis turnuvası düzenliyoruz. Yani spora dair ne varsa bu faaliyetleri içerisinde yapıyoruz. Grup için yapıyoruz. Daha az önce de ifade ettiğim gibi bireysel sportif faaliyetlerin önemi yanında toplumun sporla tanışmaları, toplumun sporu bir yaşam biçimi haline getirmesi, inanın bizim toplumsal başarımıza önümüzdeki dönemlerde ciddi şeyler yaratacaktır, etkiler yaratacaktır. Şu iddiadayız, Diyarbakır kentinden bu sorunun cevabını vereceğiz ekranlar. 21. yüzyılda dünya yıldızları nedense bunlar, Şerinler, Şilanlar olmasın. Bu soruya cevap vereceğiz hep beraber. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor bunun belki önemli bir kısmı olacak. Yani branşları değerlendirirken de sadece futbol ağırlıklı değil, sporun her branşına kendi gücümüz oranında destek olmaya çalışıyoruz. Biz çok zorlanıyoruz. Örneğin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni taşıyoruz. Türkiye'de hiçbir belediye uygulanmayan prosedür bizim belediye uygulandı. Daha öncesinde bizim kulübe amatör sporlardaki faaliyetlerinden dolayı verdiği paralar zimmet çıktı. 3 milyona yakın zimmet. Gerçi bu son yasal değişikliğiyle birlikte o şey ortadan kalktı. Sorun bir de mi? O ara dönemde o zimmet olduğu için Büyükşehir Belediye'miz de gerekli desteği sunamadılar. Şu anda biz müaidatlarımız, bağışlarımızla götürüyoruz. İyi götürmemizin nedeni de şudur. İnanın burada her bir liranın tartışması yönetim bazında yapılır. 200 TL'ye kadar müdürümüze yetkisi vardır. Acil harcamalar. 200 TL'nin üstündeki her tür harcama 15 kişilik ki biz yedeğiyle katarsak 22'si bizde yedek asil ayrım yoktur. Tüm arkadaşlarla birlikte biz toplantı düzenleriz. Her hafta düzenleyip orada tartışılır, orada kalır. Mesela A futbol takımında bir örnek vereyim. Belki amyana bir tabloyla ilk 5'e girdik. Doğrudur. Fakat bu ilk 5'e girme süreci öyle kolay olmadı. Ben tam burada araya giriyorum. Şimdi sezon başında başkanım çok iyi biliyorum. Yani kıt imkanlarda gidildi. Yani şimdi Ankara Gücü, Altınordu, Altay gibi takımların olduğu bir grupta Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor sezonu başlarken onlarla bütçe olarak baş edilecek bir bütçeye sahip değildi. Yanlış biliyorsam ona bir şey yapalım. Bu kulüpler inanın belediyle bütçenin üstüne bile çıktılar sezon içerisinde. Ama Büyükşehir Belediyespor sezona başlarken bir kolej takımı hüviyetindeydi zaten geçen yıl. Onu devam ettirip bir de ufak bir bütçeyle yani bu lig için inanın belki komik sayılabilecek bir bütçeyle bence başladı ligi. Sizin sezon başındaki hedefiniz de şu an yakalanan başarı, benim için bir başarınız. Büyükşehir Belediyespor'un 29 puanla ligi 5. sırada ve son 7 haftada 6 galibiyet bir beraberlikle bu başarıyı yakalayıp şu an ligdeki konumu benim için bir başarıdır. Bu başarı yeterli midir? Hayır. İkinci yarıda Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un ilk sıradan ben 2 B'de şampiyon olup PTT 1. lige yükselmesini ve bu kente PTT 1. lig takımı hediye etmesini de can gönülden istiyorum. Ama bu olanaklarla olacak şeyler. Yani kulübün bir bütçesi, yeterli bir bütçesi var mı? Sezon başında ne gibi zorluklarla karşılaştınız ve bütçeniz yeterli miydi? Bu başarıyı yakalayacağımıza inanıyor musunuz? Ve takım nasıl biliyorsunuz? Onu söyleyeyim. Yani şunu söyleyeyim, ekonomik olarak çok zorlandığımız doğrudur.
Fakat şu an itibariyle bizim yani kaç maç başı dışına futbolcu alacağımız yok yani, bunu söyleyeyim. Zorlandık. Çok zorlandık. Ya o anlamda rahat bir kulüp. Yani bir futbolcunun veya bir teknik heyetin gelip rahatlıkla çalışabileceği, yöneticilerin kültürü, spor kültürü açısından en önemlisi parasal maddiyatın olmadığı, futbolcularına karşı sorumluluklarını, teknik heyetine karşı sorumluluklarını yerine getirebilen bir yönetim var Büyükşehir Belediyespor'da. Yani bir teknik heyet veya bir futbolcu burada rahatlıkla oynayabilir ve hiçbir alacağı kalmadan da kalısı bir şekilde sahada mücadelesini verebilir. O yönden sorumlu. Sadece kulübün yapısı hakkında. Çünkü dışarıda işte hani Büyükşehir Belediyespor, Belediyespor takımı imkanları da çoktur. Ekonomik olarak rahattır gibi bir düşünceye kapılanlar da var. Hani onun açıklık getirmek için kulübün bu yakaladığı başarı da biraz da ters orantılı olur. Yani bütçeniz az ama başarı gösterebiliyorsunuz. Tam da biz bunu başarmak istiyoruz. Yani istiyoruz. Öncelikle burada tabii teknik heyeti çok ciddi bir rol var. Turan Hoca'nın, ben her zaman söylüyorum. Turan Hoca Türkiye'de futbol anlamında, teknik hoca anlamında çok böyle ender insanlardan, yani kendini korumuş, ahlaki ölçüleri olan, etik ölçüleri olan, işini disiplinle yapan bir hocamız. Yani biz hocamıza güvenimiz, zaten bütün transfer çalışmalarını hocamızın nezaretinde yaptık. Şunu söyleyeyim, şu an 3. ligde 2. kaleciye verilen ücretle biz alt takımının 1. kalecisini transfer etmişiz. Bunda şöyle bir faktör var. Yani öncelikle onu açıklamak gerekir. Bunun sırrı ne? Sırrı ne? Sırrı şu, bizim kulübün futbol camiasındaki yaratmış olduğu saygınlıktır. O saygınlık da şudur, evet, güvendir. Güvene değerli bir saygınlıktır. Bizde sözler değerlidir. Her şey söz üzerinden gidiyor. Ve söz üzerinden de inanın ne demişsek harfiyenin yerine getiriyoruz. Bize, bizim transferlerde menajer sistemi yoktur. Evet. Çok Türkiye'de menajerin girmediği tek kulüp biz. Bir şey veririz. Veririz. Menajerle asla pazarlık yapılmaz. Menajerini getiren futbolcuyla görüşme kesilir. Futbolcunun kendisi yaparız. Futbolcu da futbolcuyu getirir. Tabii yani burada gördüğün şey burada. Birbirine sorar. Yani. Yani futbol camiasındaki büyük camiler ama nihayetinde küçük bir cami. Küçük bir cami. Yani şu ana kadar söz verip de yapmadığımız, en ufak bir haksızlığa uğrattığımız futbolcu emekçi kardeşimiz vardır diyemeyiz. Yoktur. Biz futbolcu emekçi diyoruz bir derece. Çünkü gerçekten futbolcu denince Türkiye'de biraz birinci belki konuya da gireceğim. Yani böyle lüks hayatı olan, gece hayatı olan insanlar böyle akla gelir. Binlercesi geleceğinden kaygı duyarak bir şey yapıyor. Ve emeklerini o futboldan kazanır. O yüzden biz bu tanımı doğru buluyoruz. Bu şekilde tanımlayan da tek kulüp biz zaten. Evet, futbol emekçisi terimlerinden çok duydum. Spor emekçisi, doğrusu budur. Şunu söyleyebiliriz halk deyimiyle, bütçesel anlamda parasal konularda Murat 131 ile belki daha yanlaşırsın diye BMW'yi araştırmaya çalışıyoruz. İlk devre açısından başarılıdır. Daha iyi olamaz mıydı? Olabilirdi. Biz şanssız maçlar oldu. Sonuçlarını beklemediğimiz maçlar oldu. Ama bu kadar imkanla budur deyip yetinmek de doğru değil. Çünkü biz sezon başında bir hedef koyduk. Üstelik hedefimiz halen devam ediyor. Ben inanıyorum buna. Futbolcularımıza inanıyoruz, yönetimimize inanıyoruz, teknik heyete inanıyoruz. Bu üçlü uyumun olup da başarılmayacak bir konuyu da ben başarılmayacak bir konuda düşünüyorum. Yani bu maliyetlerle yapıyoruz. Dediğim gibi inanın malzeme alımından tutup deplasman giderlerine kadar. Bizim müdür çok cimridir. Yönetimimiz de çok cimridir. Yani 10 kere tartışıp bir kere karar alıyoruz. Mali açıdan ki başarımızı da buna bağlayacağız. Çünkü bir çakısıklı düşünmek lazım şimdi. Başkanım ne kadar bir bütçeyle yola çıktınız? Biz bu yıl 2 milyon belirledik futbol at takımını ama şu an 1.500-1.600 civarındayız. İnanın yani ben şimdi bu rakamı duyunca yani takım elde ettiği başarıyla ters orantır. Yani bu bütçeyle bu kadar şey başarılmaz yani. Çünkü 3. ligde bile harcadığımız para bunları aşağılıyor.
Bir bal ligi takımı bir sezon içinde 1 trilyon para harcıyordur. 1 milyon para harcıyordur takımın şampiyon olması için. Ama biz 2B'den bahsediyoruz ve 2B'de grubumuz da gayet güçlü ve köklü kulüpler de var. Yani bundan dolayı da demek ki yani iyi işler yapılınca, yöneticiler iyi olunca, kulüp idaresi, komiser yönetilince az parayla da çok işler başarabiliyor. Bu yönden de ben size teşekkür ediyorum. Bu soruya belki başlık şu olabilir. Şampiyonluk salt bütçeyle ilgili değil. Biz bu yıl bunu da göstereceğiz. Yani büyük evet. Bütçelerle şampiyonluk olur mu? Mütevazi doğru işler yapılırsa doğru az bütçelerle başarılı edilir. Başarı, bunu geçen yıl başardık biz. Geçen yıl evet açık ara. Yani 3. lig şampiyonluğunda da harcadığımız rakamlar bir bal liginde kazanan rakamlarla eşdeğerdi. Ve büyük bir başarıyla. Yani Türkiye'de işte ilk 12 maç üst üste aldı. Mesela bir sürü rekor da İlk şampiyonluğu açık ara takım. Türkiye'de en erken şampiyonu. Yani dediğim gibi üçlü uyum çok önemli. Yani biz devre arasındaki bazı şeylerle de yani bu an itibariyle geldiğimiz nokta itibariyle daha iyisi olabilirdi. Ama başarılıdır diyebiliriz. Bizim bu halka, bu kente bir sözümüz var. O sözümüzü yerine getirmek noktasında elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Şimdi ligin kıyası sona erdi başkan. 3 gün daha takımımızda çalışacak. Ondan sonra izin aldığında bir kamp süreci başlayacak. Şimdi haliyle gruptaki takımlar da ara transferde mutlaka kadrolarını takviye edeceklerdir. Büyükşehir Belediyespor'un böyle kadrosunu takviye edecek futbolcu olacak mı veya bir transfer şeyimiz olacak mı devre arasında? Evet, yani teknik hoca ve transfer komitemiz bu konuda çalışmalara başladı. Hocalarımızın talebi noktasında gerekli transferler yapılacak. Şu an bu çalışmalar yürütülüyor. Şimdi ben yine geçmişten bir örnek vereceğim. Diyarbakırspor yıllarca deplasmanlara gittiği vakit ne acıdır ki siyasi söylemlerle karşılaştı. İşte PKK dışarı çeşitli yakıştırmalarla, ırkçı söylemlerle karşılaştı. Diyarbakırspor deplasmanlarda bunlara maruz kaldı. Birçok takım Diyarbakırspor'la oynadığı zaman rakip takım taraftarları ve kamuoyunda bunlara maruz kaldı ve bunlar çok üzücü bir şeydi. Şimdi Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'da biz şunu görüyoruz. Buraya gelen özellikle ekipleri siz çok iyi ağırlıyorsunuz. Yani centilmenlik anlamında gidene kadar yani Diyarbakır'ı terk edene kadar da bizim yöneticilerimiz Büyükşehir Belediyespor'un gençleri kendilerine eşlik edip gönderiyorlar. Bu Diyarbakır kenti açısından bir futbol takımının yapmış olduğu bir katkı. Bu bir imaj olarak benim çok hoşuma gitti. Yani bütün kulüplerin de böyle olmasınız. Çünkü spor, dostluk, barış, kardeşlik diyorsak bunu pratikte de göstermemiz lazım. Bunu Büyükşehir Belediyespor buraya gelen rakiplere gönderir. Ve bunun karşılığında ben sanırım alıyorsunuz. Çünkü hiçbir deplasmanda ben Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un belki tek tük deplasmanın dışında bu tür söylemlerle veya bu tür hoşnut olmayan davranışlarla karşılaştığını ben görüyorum. Bunu neye bağlıyorsun insanlar? Yani aslında bu uzun süredir devam ettirdiğimiz bir yaklaşım. Son 3 yıldır da bunu kesintisiz yani gelen tüm takımları biz otellerinde ziyaret ederiz. Kendilerimizle sohbetlerimiz olur. Sahada da çiçeklerle karşılarız. Dünyada belki böyle bir örnek yok. Yani bunu niçin yapıyoruz? Bunun birincisi bu kentin geçmişinde misafirperverlik vardır. Yani düşmanı bile evine geldiği zaman düşmana bile evinin en iyi yeri. Misafir odaları bizler meşhur. Senede bir kez bayramlarda açarız. Hep kapalı, doğru, temizdir ama misafir için. Evet. Evin en yanılmazdır. Birincisi böyle bir tarihsel geçmişimiz var. İkincisi, biz bu röportajın başında da belirttim. Yeni bir anlayışla, yani doğru bir anlayışla sporu yeni bir zihniyet devrimi yaratabilir miyiz? Daha aşırız. Bu tür faaliyetlerimiz de bunun için önemli. İnandığımız içindir. Yani spor bize göre barıştır, dostluktur, kardeşliktir, dokunmadır. Tanışmadır. Biz bu süreçte doğru tanışma ve buluşmaları yaptığımızı düşünüyoruz. Sporda biz milliyetçiliği, cinsiyet ayrımcılığını reddediyoruz. Olmaması gerekiyor. Ve gittiğimiz inanın her yerde, mütevazı bazı birkaç olay dışında çok saygı karşılandığımızı düşünüyoruz. Hatta yer yer bu bizim yaptığımız faaliyetler diğer kulüplerin de örnek aldığını görüyoruz. Bugün Diyarbakır'da önceki yıllardaki taraftar profilinin değişkenlik göstermesi belki de bu faaliyetlerin de ciddi etkilerini. Evet.
bir kulüp başkanı olarak çıkıyorum ben. Sezon başında diyorum ki küfreden taraftar lütfen maçları izlemesin. Bu aslında şu anki Türkiye'deki futbol algısında belki de cesaret isteyen bir çıkıştır. Evet, insan yani şimdi kulüpler, taraftar ilişkileri vesaire değerlendirdiği zaman bugün bakıyoruz bizim Diyarbakır'da yapılan maçlarda artık eskisi gibi taraftar olayları nasıl yaşanıyor? Hayır. Bence işte bu domino etkisi gösteriyor. Nasıl ki biz 2010 yılında spor tesisinin temelini atarak Diyarbakır'da spor tesisleşmesinde bir tartışma sürecini başlattık ve bunun bugün pratik adımlarını görüyorsak Kayapınar Belediyesi, onların da tesisleri açıldı. Bunlar domino taşıyıcısı. Bu tür duruşlar inanın dolaylı, direkt birçok alana etki yaratır. İşte bugün Kulüpler Birliği yönetim toplantılarına artık davet ediyoruz. Yani yönetim konusunda istenen bir grup haline geldik. Bizim için şampiyonluk kadar fair play ve gentlemanlıkla layık görmek de önemlidir. Bu kentin tarihi köklerinde aslında var. Yani gelen takımları misafir ediyorlar. Yani bizim evlerimizde işte misafir odası yerinden bir yer vardır. Evin en güzel yeridir. Senede birkaç kez açarız bayramlarda. Her zaman temizdir, kapalı. Misafirperverliği bizim köklerimizde olan kültürümüzdür. O nedenle bunu biz sporda da yansıtıyoruz. Yani sporda doğru bir yanaşım oturmasında sporu tanımak için dostluk, kardeşliktir diyoruz. Barıştır diyoruz. Dokunmadır. Tanımadır. Biz bu faaliyetlerle ilk dokunmalar ve tanışmaları yaptığımızı düşünüyoruz. Gittiğimiz yerlerde de aynı şekilde karşılıyoruz. Yani birkaç müferit olay dışında biz dış deplasmanlarda sıkıntı yaşadık diyemeyiz. Bir de domino etkisi yarattık bu yaklaşımlarla. İşte kulüp başkanı olarak sezonun başına çıktık dedik ki küfredecek arkadaşlar lütfen maçları izlemesin. Bu futbol kulübü başkanı aslında şu anki Türkiye'deki futbol oluşumuna baktığında riskli bir durum. Ama bunu aldık. Bugün Diyarbakır'da oynanan bütün maçlarda taraftardan kaynaklı sıkıntıların daha asgari indiğini düşünüyorum. Evet, bu faaliyetler önemlidir. Buna devam ettireceğiz. Buna inanarak yapıyoruz bir de bunu. Yani kenti tanıtmanın doğru temelde bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da bizi örnek alan birçok kulübün bugün Türkiye'de olduğunu söyleyebiliriz. Başkan, bu centilmenlikle konu açıldı. Bunda da Büyükşehir Belediyespor bize örnek gösterdik. Sanırım 22 mi 23 maçtır futbol takımının futbolcuları kırmızı kart görmüyor. Öyle mi? Siz geçen bir söyleşinizde belirtmiştiniz. Yani yanılmıyorsam 2 ay sonra tam 2 yılını dolduracak. Çok ciddi. 2 aydır. 20 aydan fazladır. Bu kulüp kırmızı kart görmüyor. Yani inanın özellikle dikkat etseniz bile yani bunu başaramazdınız herhalde. Demek ki bu da sizin... Tabi futbolcuya da yansıyor. Bu kulüpteki spor kültürünün yerleşmesi olarak ben görüyorum. Yani bunun içinde hoca da var, futbolcu da var, çalışan da var, yöneticiler de var. Yani bu kulübün öyle bir yapısı var ki şu an demek ki yani bazı şeyler oturmuş. Yani onların dolayı futbolcular da yansıyor. Futbolcular zaten agresifliğini de görüyoruz saha içerisinde. Başarılarla konuşuyoruz. Şimdi centilmenlik dedik, sizin iki tane kamu spotu hazırlamıştınız. Bunlar yayınlanıyor şeylerde, medyada. Sporda hakaret ve şiddeti reddeden spot, bir de kulüp tanıtımıyla ilgili spot. Bunlardan çok bahsedelim. Yani bu da aslında özellikle o ülke yani sporda hakareti ve şiddeti reddeden kamu spotu ilktir. Evet. Bir dakikalık bir tanıtımdır. Ben bunun... Bu fikir ne? Vallahi o biraz kurgusu bana ait. Yani, fakat Deniz arkadaşımız çekimden yaptı, Deniz Bolsu. Onun da çok ciddi emeği var hep ki tanıtım filminde de. Özellikle o bir dakikalık tanıtım filminin, yani sporda şiddette ve hakareti reddeden kamu spotu niteliğindeki çoğalması gerekir. Çok izleyiciyle buluşması gerekiyor. O bir dakikalıktır. Diğeri de kulübümüzün tüm branşlarını, faaliyetlerini kulüp ağzından anlatan, tanıtan bir 13-14 dakikalık da ayrı bir tanıtım kılıfımız var. Doğru temelde kendimizi tanıtmaya yöneliktir çalışmalarımız. Yani kendi dilimizde, kendi rengimizde kendimizi ifade etme araçları olarak değerlendirebiliriz. Başkanım, son olarak röportajımız çok zevkli geçiyor. Biraz da sizin de zamanınız kısıtlı bizim de şu programımız açısından. Son bir soru sorayım size. Yerel gündem 21 ile spor meclisinin her yıl düzenlediği
kentimizde düzenlenen 4.sü yapılacak olan spor konferansına gelmek istiyorum. 11 Ocak 2014'te yapılacak. Kimler davetli, konu neler tartışılacak? Biraz da spor konferansından bahsedebilir misiniz? Evet, aslında 2009 yılında başladık bu süreci. O zamandan günümüze kadar da şu an kentimiz Türkiye'deki bir tek olarak ifade edebileceğimiz bir faaliyet yürüdü. Türkiye'de ilkti, şu an itibariyle de tektir. Spor konferansı. Bunu şu temelde ele almıştır. Sporu kendi disiplinde uzman kişilerle birlikte tartışıp doğru bir anlayışı hakim kılmanın yönünde bilgi aktarımının önemli olacağını düşünüyorum. O noktada 2009'dan beridir kentimizde bu doğrultusu düzenlenecek. Kendi disiplinde uzman kişileri kentte davet ediyoruz. Her yıl konu başlıklarını spor meclisimiz katılıyor. İlki önemliydi, yeni bir başlangıç olarak sen demiştik. Birinci konferansın çıktıları üzerinden ki orada en çok tartışılan sporda doğru bir anlayışın oturtmasında sporun kültür ve ahlak olduğu noktasıydı. İkinci konferansımızı sporun kültürü ve ahlak üzerinden yaptık. Üçüncüsü güncel konuları ayırdık. Hatırlarsanız sporda şike, doping, evet. Endüstriyel sporun işte yan etkileri diyebileceğimiz. Dördüncüsünü de yine hem ülkenin bir ihtiyacı olarak düşündüğümüz hem de kentimizin acil ihtiyacı olan barış konusuna atfetmesi konusunda belirledik. 11 Ocak'ta olacak. İki başlıklarda olacak. Birinci başlığımız demokratik çözüm ve barış sürecinde sporun rolü. Gerçekten bugün Türkiye'ye baktığımız zaman 12 Eylül'den itibaren milliyetçi tohumları spor salonlarına ekildi. O tohumlar bugün boy verdi, yeşerdi. Bu spor salonlarını cinsiyet ve milliyetçilik ayrımından nasıl alındırırızın da belki cevabını alacağız. O noktada da demokratikleşme sürecinde ve barış sürecinde sporun önemli olduğunu düşünüyoruz. Doğru bir anlayışla ele alınması gerekiyor. Diğer başlığımız da yine sporda tesisleşmenin spora olan etkilerini tartışacağız. Bence kalınca çok ki güzel başlık. Yani çözüm süreci ve barış süreci etkisini her dalga gösterecek. Bunu da sporda da göstermesi gerekiyor. Tesisleşme zaten bir kamera haline gelmişti bölgemizde. Tesis yoksunluğundan dolayı yıllarca sporcu yetiştiremedik. Yani üst liglere bir şey veremedik veya bizde sporcu yetişmedi. Umarım spor konferansının sonucunda buradan çıkacak sonuçlarla kentimize, bölgemize, ülkemize hayırlı bir sonuç çıkacaktır. Ben bunu umuyorum. Size de çok teşekkür ediyorum bu röportaj için Sayın Başkanım. Çok önemli konulara değindiniz, işlemlikle cevapladınız. Ben ligin ikinci yarısında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne başarılar diliyorum. Hedefimiz, hedefinizdir zaten. İnşallah bir şampiyonluk hediye edeceksinizdir. Ben size Çamlıgöl'den teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız için de çok sağ olun, çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Gerçekten çok hoş bir sohbet oldu, röportaj oldu. Sizi yakından takip ediyorum. Gerçekten hem beyefendimizden yaptığınız işlerle spor camiasında sevilen ve faaliyetlerinizde de taktik toplayan bir yaparsınız. Son cümle olarak şunu ifade edebiliriz. Başka bir yaşam mümkün. Sporda da başka bir yaşam mümkün. Kulübümüzün sloganıyla bitirmek istiyorum. Sporun olduğu yerde hayat vardır. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili Güneydoğu Üniversitesi okuyucuları, bugünkü konuğumuz, röportaj konuğumuz Sayın Avukat Bekim Kılavuz'du. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı'dan çok güzel, zevk aldığımız bir söyleşi gerçekleştirdik. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Kendisine çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığı için. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne de teşekkür ediyoruz bize bu imkanı verdikleri için. Sporda barış, çözüm süreciyle birlikte, spor konferansının yapılmasıyla birlikte ülkemize, bölgemize, ilimize de iyi sonuçlar vereceğini umuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.